Casemiro. Aldık. Patrick Vieira. Pasını verdi orada Ansu Fati. Ansu Fati gidiyor. Ansu gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bak size şunu sözüm veriyorum, çok relax bir maç oynayacağım. Gerçekten sakinim, yeni bir taktik deniyorum. Artık kızmama kararı aldım. Yani gerçekten böyle bir karar aldım. 40.4 galibiyet oranlı bir rakip geldi. Son 3 maçını kazanmış bir rakip. Biz de bu hesabımızda son 5 maçımızı kazanmıştık. Farklı bir teknik direktör. Tabii ki de artık biliyorsunuz 3 SF olmuyor. Taktikler bakın izin vermiyor oyun buna. Ben bu şekilde ama 2 GF'li yapacağım. Takdir edersiniz ki arkadaşlar, bir saniye şöyle şunu GF, takdir edersiniz ki Cruyff ve Rummenigge'de ikisi GF kartı. Ansu Fati'yi de fulllemiştik. Bu şekilde bir maça çıkacağım. Defans talimatları olarak baktı zaten kapakta göreceksiniz teknik direktör, ama ben bir kere burada da göstereyim. Ronaldo'yu çakılı veriyorum. Defansif olarak da Patrick Vieira'ya vereceğim. Ve markaj olarak da Patrick Vieira, Lewandowski'yi vereceğim ki ileri çıkmasın. Matheus biraz daha ileri çıkabilir. Hatta şöyle yapalım. Matheus'u da go oynatalım. Ama orijinalinin de 2 dos haberiniz olsun ve 2 GF'li bir taktik. Hücum talimatı, top çevirme, uzun pas, orta diziliş koru ve destek aralığı 5. Defans talimatı tam defans, geniş, ölçülü. Defans çizgisi 4, yoğunluğu da 2'de. Yoğunluğunun 2 olması çok büyük bir dezavantaj. Bu arada adam da 5'li defansa geçti bizim kadroyu görünce. Bakalım nasıl bir maç olacak. Like atmayı lütfen unutmayın. Son dönemlerdeki en sakin Serdar'ı size izletmeye çalışacağım. Birazcık zor olacak ama hadi maça geçelim. Ve evet, stat tıktım tıktım dolu. Bugün burada bu gözlüklerle tabii ki oynamayacağım. Elimin altına geldi, bir takayım dedim ya. Yani yoksa. Arkadaşlar önemli bir müsabaka. Taktiği deneyeceğiz. Gündüz seçmesen iyiydi ama kızmıyorum. İstediğini seçebilirsin. Ve Santra ile başladı. Campbell vurdu. Orada Puyol var. Puyol aldı. Pasını verdi. Ansu Fati. Ansu Fati attı pasını. Çok güzelsin Cruyff. Cruyff şimdi bir pas. Geçti Ronaldo'ya. Ara top. Rummenigge. Kaleci son anda. Corner. GF adamları bakalım nasıl kaçacaklar. Çünkü normal kumaşlarında GF'lik var. Bunu birlikte kontrol etmiş olacağız. Şöyle Patrick bir yere yöne çektim. Şimdi baktı içeriye. Ortayı açtık. Cruyff iyi geldi oraya ama olmadı. Atak devam edecek. Beckham indirdi. Mat. İlk şutun günü olmaz be. Ananı. Gol oluyordu. Kaleci yadışı yine başladı. Campbell indirmen lazım. Aldık Patrick Vieira'yla. Patrick Vieira pası şu anda Ansu Fati'ye. Ansu Fati. Çok güzel bir pas Patrick Vieira. Döndü. Şimdi attı pasını. Harikasın. Ansu Fati. İyi top. Gol pozisyonu olabilir. Şimdi Cruyff. Girmedi Rummenigge. 1-0 öne geçirdik. 1-0 öne geçirdik takımımızı. İyi bir taktik mi? Bu arada ikinci yarı bir de SF'li de deneyebiliriz. Ya da başka bir maçta SF'li deneyebiliriz. Duruma göre bakarız. Yani bu sizin isteğinize ve like sayınıza bağlı kardeşlerim, biliyorsunuz ki. Ansu Fati Lionel Messi'ye foul yaptı. Messi'yi bugün oynatmadım. Onun yerinde Beckham oynuyor. Ama belki gizli forvet olarak eğer 60'tan sonra diğer oyuncular yorulursa alacağız. Ne çok konuştuk be. Beckenbauer var onda da. Bir offside taktiği yaptık. Uzun gönderdi. Görmüyorum ki anasını satayım. Hemen attık. Ansu Fati. Ansu Fati çok iyi gördü Ronaldo'yu. Ronaldo harikası. Matheus. Kanatta boşluk ama bu üçlü yeter bana. Kanada gerek yok. Şimdi içeriye doğru. Gol pozisyonu. Attı. İnanılmazsın şov. Ronaldo. Muhteşem bir gol oldu. Kaleci rencide oldu resmen. 2-0 öne geçirdik. Muguri. Ne, nasıl deniyordu bu ya? Casemiro. Pası alabiliriz. Şimdi tabii ki de defans önleme bölgesi geniş olduğu için o Puyol'ların falan bu açılması doğal. O yüzden zaten Patrick Vieira'yı markaj vermemizin sebebi o. Şimdi bakın. Şurada bir pas. Harikasın. Beckham. Beckham gönderdi. Ansu Fati indirdi. Cruyff topa bakıyor ya. Kapat. Beckenbauer alamadı. Çok iyisin. Kapat. Bence yerinde foul. Bence yerinde foul. Beckham sarı kart gördü. Ronaldo diyor ki yapma kardeşim diyor hakeme. Gerek yok, daha maçın başı ama yaptığı hareket kartlıktı. Pas. İyi gördü, aldık topu. Şimdi kaç olup? Harikasın. Orada Cruyff gidiyor. Cruyff şimdi döndü. Attı pasını. Ronaldo içeriye. Gol pozisyonu. Ah olmadı. Bas.
Casemiro. Aldık. Patrick Vieira. Pasını verdi orada Ansu Fati. Ansu Fati gidiyor. Ansu gidiyor. Ansu Fati. Oh. Şimdi Hector Bellerin'le geliyorlar. Ortayı kapattık. Ara top. Ansu Fati gördüğümüz kadarıyla topu aldı. Verdim. Hatalı bir top. Şimdi içeriye doğru gol pozisyonu, son anda müdahale. Abi şu maçı niye gündüz seçersiniz ki ya? Nasıl bir fantezidir bu ya? İngiltere Premier Ligi maçı mı oynuyoruz ya? Saat 3'te maç mı olur öğlen? Orta elektrik parasını sen ödemeyeceksin kardeşim. Gece sinirlenmeyecek gibi bu arada farkındaysanız. Neyse problem yok. En azından D vitamini alıyoruz. Öyle düşünmek gerekir. Hemen şöyle başlıyoruz. Puyol. Attık pası Patrick Vieira. İyi top. Şimdi Ansu Fati. Foul değil mi yavrum? Foul'ü verdi hakem. Ronaldo ile bir ölü yaprak deneyeceğim. Nasıl olsa skoru gerçi almadık daha 2-0 ama. Şöyle. Ah be yavrum. Patrick Vieira aldı. Verdik pasımızı Ansu Fati'ye. Ansu. Ah geçemedik. Kapat. Araya Campbell aldı. Campbell pasını verdi orada. Beckenbauer var. Beckenbauer. Pas çok güzel. Beckham. Ortaya Matthews. Matthews'un pası adamın suratına. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama şuraya dönecek. Evet, iyi yakaladık. Şimdi verdik Cruyff. Attık içeriye. Tekrardan Cruyff aldı. Pasını verdi. Matthews. Kanatta. Şimdi orada Beckham var. İçeride 3 tane oyuncu. Çok güzel kesti Ansu Fati. Ansu Fati. 3-0. Arkadaşlar oyunun en iyi orta açan adamları kesinlikle Beckham, Arnold. Bu adamlar fena orta açıyor. Ya şu ortaya ıslanmaz mıyız? Ya hakikaten ıslanan yoksa ayıp eder yani. Birkaç kişi ıslanmıştır diye düşünüyorum. Ronaldo indiremedik. Şimdi araya Hector Bellerin. Hector Bellerin pas. Müdahaleyi yaptık, hiçbir şey yok. Pasımızı verdik. Matthews. Şimdi Ronaldo var orada. Ronaldo pas. İçeriye doğru. Gol pozisyonu Cruyff. Baktı. Cruyff kaleci Courtois. Hemen başlattı. Ait alamadım. Ama şimdi eyvah. Defansa dikkat etmemiz lazım. Eyvah. Campbell gördüğü kadarıyla Messi'den topu almaya çalışacak. Orta, son anda ters bir vuruş, korner. 43. dakikaya girdik. 3-0 üstünlüğümüz var. Takımı bir tık ileri alıyorum. Orta. Campbell vurdu. Atak devam edecek. Çok güzel. Çok güzelsin. Harikasın. Yok offside. Hadi be Cruyff be. Ya hadi be kardeşim ya. Ne yapıyorsun anasını satayım. Kapattık. Şuraya atacak. Evet. Ansu Fati. İlk yarım bitmesine çok az kaldı. Matthews. İyi top. Şimdi Beckham. Ronaldo. Ne oluyor oğlum size lan? Ha? Ne oluyor anasını satayım. Puyol uzun gönderdi. Ve ilk yarı bitiyor. Takım. Yeni bir teknik direktör alırsanız 2-3 maç muhakkak deneyin. Ya bir ışık görüyorsanız muhakkak deneyin. Sebebi şu. Ne olursa olsun kardeşlerim şey yapabiliyorsunuz. Yani ilk 1-2 maçta adam kötü oynuyor. Takım ne olursa olsun kötü oynuyor. Uyumluluğu falan full yapmama rağmen. O yüzden 2-3 maç bir şans verin. Kesinlikle her teknik direktör için bunu deneyin derim. İş yapar yani. Şimdi Rummenigge. Bakın bir orta daha gelecek şimdi. Bir orta daha gelecek. Ronaldo'ya doğru. Yine muz orta. Ama top dışarı çıkıyor. Kapatıyoruz. Güzel pas verdi. Bakın Beckenbauer falan açılıyor arkadaşlar. Çünkü önleme bölgesi geniş. Ya bunu bilerek bu taktiği alın. Son çizgi. Kaleci Peterce. Yatmanı gerektirecek bir şey yok ama. Şu an sana kızmayacağım. Çünkü sakin oynuyorum. Attı pasını. Şimdi Ronaldo. Ortaya Patrick Vieira'ya. Patrick Vieira bekliyor topu. Eyvah. Verkaç yapacak. Verdi. Kaçtı. Pas olmadı ama. Şimdi Peterce. İyi gördü. Ansu Fati. Pas çok güzel. Cruyff. Şimdi Rummenigge. Baktı. Ara top. Gol pozisyonu. Olmadı. Bas. Yalnız baskı yapamamaya başladık. 3-0'dan sonra resmen oynayamıyoruz yani. Dakika 56 oldu. Lewandowski. Orta çok güzel. Arka taraf Puyol. Yapma bu hatayı lan.
Bu hatayı nasıl yapabiliyorsun ya? Arkanda Messi var. Havadan gelen top nasıl kafa vuramıyorsun ki? Ben onu anlamadım. Beckenbauer. Pas. Puyol. Evet, biraz daha şöyle oyuna verelim kendimizi. Beckham. Beckham pas. Ronaldo pasını geçiremedi. Şuraya atar. Çok iyi. Kapat. İkili sıkıştırma herhalde alırsınız diye düşünüyorum. Patrick Vieira aldı. Pas Puyol. Puyol pasını verdi. Orada Ansu Fati birazcık kısa da olsa aldı. Şimdi Cruyff. İyi pas diyecektim ama hay ağzıma çünkü olmadı. Aldık. Ya sabır ya selamet ya. İyi top. Ve 3-1 oldu. 3-1 oldu. Aa, Ansu Fati düşüşte gelmiş lan. Biz de adamı oynatıyoruz anasını satayım. İnanılmaz hakimiz şu anda maça. Cruyff. Cruyff pas. Şimdi kanatta büyük bir boşluk. Cruyff seni istiyorum. Orta Ronaldo'yu açtı. Atak devam eder mi? Matheus. Cruyff. Çok güzelsin. Oy, çok iyi gördüm orada. Ama olmadı. Ronaldo biraz yorulmuş gibi. Yorulan başka adam yok. Devam ki. 66. dakikadayız. Campbell indirdi. Matheus. Bu arada son zamanlarda gerçekten çok fazla, yani her maç gol yemeye başladık. Bu biraz sıkıntı bir durum. Beckenbauer. Şimdi Matheus. İyi top. Harikasın. Ronaldo. İyi attı. Şimdi içeriye verdik. Rummenigge 4. gol geldi. Tabii o üçlü GF de olsa çok böyle hücum bölgesi orta olduğu için çok sağa sola kaçmıyorlar. Ve 3 SF gibi yapabiliyorsunuz. Aslında yani rahatlıkla 3 SF taktiği diyebiliriz. Hatta siz Rummenigge, yani GF'lerden birinde SF yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Uzaklaştırdık. Şimdi gelişine bir şut gelebilir mi? Gelmedi. Atak devam edecek. Patrick Vieira omuzu koydu son anda müdahale. Rummenigge'yi çıkarıyorum. Yerine Lionel Messi alıyorum. Hazır Barcelona formasını da seçmişken. Bu arada out verdi lan. Attık. Beckenbauer. Şimdi Matheus. İçeriye doğru. Cruyff. Ara top. Gol pozisyonu. Ronaldo. Arkadaşlar biraz saldım maçı açıkçası. Yani çıkmasın maçtan diye. Yani bir tane daha bir rakip bulmaya uğraşmayayım diye ama taktik bir şey söyleyeyim mi? Ciddi iyi yani. Hakikaten iyi. Bu tabii ki çok aşırı güçlü bir ekip değil bize göre. Ama bence iş yapabilecek bir taktik. Defansa bakmayın çok açık vermiyor aslında. Ama güçlü bir rakibe karşı da bu taktiği denemek lazım. Ama hücum anlamında bence çok iyi. Yani istediğiniz zaman iyi bir hücum yapabiliyorsunuz. Şimdi Cruyff. Çok güzel. Messi olmadı. Atak devam edecek. Bas. Aldık. Şimdi... İçeriye doğru. Oha. Bir tık alabilsem penaltı olacaktı ama olmadı. Şimdi Matheus aldı topu. Süpersin. Campbell. Çok iyi gördü. Ronaldinho tekrardan içeriye baktı. Attı topu. Ronaldo. Ya çok rahat gol atabiliyorsunuz ya. İyi bir taktik. Belki adam defans yapmayı çok bilmiyor olduğu için de olabilir ama bilmiyorum, ben hücum anlamında çok iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Defansta tabi biraz fazla gol yedik. 2 tane gol fazla ama yine de kötü değil taktik. Şimdi attık pası. Çok güzel. İçeriye gol pozisyonu ve bir gol daha geldi. 7-2. Lionel Messi. 7 oldu. Dakika 85. Pas. Ortaya dönecek. Çok iyi. Harikasın. Pas. İyi top. Şimdi aldık. Güzel pas. Şimdi. At. Ah ah. Foul değil mi? Benim kol titredi. Tekrardan. Bu da foul olması lazım. Kanada verecek yine. Çok iyi gördüm. Ronaldinho. Orada muhteşemsin. 2'ye 1 yapacak. Kanatta. Orta. Çok ölü noktaya yine. Ama olmadı. Maçın bitmesini bekliyoruz. Matheus aldı. Şimdi Ronaldinho. Foul. Topun başına. Bu arada Ronaldo'yu oyundan çıkaracağım. Beyinsiz Clivert'ı alacağım oyuna.
Şöyle bir baktık. Beckham. Beckham. Oy, çataldan döndü lan. Tekrardan aldı Beckham. Beckham. Beckham, burayı montajda atarım. Rezil oldun anasını satayım. Taç kullanacak. Bas. Bas 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 bas. Aşağı atacak. Aldım. Oğlum nasıl alamıyorsun onu ya? Şimdi artık son anlar, ortaya döner mi? Dönmedi. Oha, çok iyi bir çalım. Hakikaten. Patrick Vieira. Ve maçı 7-2 kazanıyoruz. Taktik beğendim yalnız. 10 üzerinden 8 falan veririm. İyi bir taktik. İkisi SF, bir GF de yapabilirsiniz. Hoşuma gitti yani. İyi bir taktik. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Ben böyle bir teknik direktör aldığımı bile hatırlamıyorum. Ama Grosscom'u ne? Bakarsanız arada değişiyor teknik direktörler. Kontrol edebilirsiniz. Ben keyif aldım. Cruyff, Kluivert, Çeh full değildi. Onlar da biraz yükselmiş oldu. Dediğim gibi rakip bize ayak uyduracak bir rakip değil. Birazcık vitesi düşürdüm oyundan çıkmasın diye. Ama daha sonra zaten farkı ortaya koyduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu teknik direktörle maçların gelmesini istiyorsanız yoruma belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın.